Arkadaşlar merhabalar 50 günde TTT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 49. günün ikinci dersine koni konusuna devam ediyoruz. Koni ile silindirin böyle yan yana gelme durumunda ikisi birlikte soru içerisine geldiğinde çok güzel bir durumu mevcut. Ondan bahsedeceğiz. Bir de neden bahsedeceğiz? Kesik koli'den bahsedeceğiz sizlere. Evet, kitabımızda hemen sayfa numarasını bulmaya çalışıyoruz. Kitabımızda sayfa numarası 274 ve 275'i çözeceğiz ve bugünü bitireceğiz. O zaman hazırsak haydi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi örnek 16'da kalmıştık. Yalnız örnek 16'ya başlamadan önce sana silindir ile koni böyle aynı tabana sahipse, aynı yüksekliğe sahipse özel bir durum oluşuyor ondan bahsetmek istiyorum. Hemen şuraya şöyle şuradaki boşluğa bir şey anlatacağım sana. Bir silindir var elimde. Bir de koni olsun elimde. Ve bunlar aynı tabana sahip ve yüksekleri de aynı olsun. Ya da iç içe de koyabiliriz diyebiliriz. Yarı çapı R iken yüksekliği de H iken koninin hacmi nedir? Hocam pi R kare çarpı H bölü 3 taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Peki silindirin hacmi nedir? Pi R kare H. Bunları oranlayınca ne geldi? 1 bölü 3 geldi. Pi R kare H'lar gitti. 1 bölü 3 geldi. Aa ne güzel bir şey oldu. Hocam kone ile silindirde taban yarıçapları aynıysa, yükseklikleri de aynıysa hacimler oranı ne oldu? 1 bölü 3 oldu. Yani şuradaki hacim V iken hocam silindirin hacmi 3V'ye eşit oluyor. Hatta buradaki boşluğa ne kalıyor o zaman? Boşluğa da 2V kalıyor diyebiliriz. Aynı şeyi daha öncesinde piramit ve karedik prizmada söylemiştik. Hatta hatırlatayım. Bir karedik piramit ve karedik prizma var bu elimde. Şöyle bir karedik prizma olsun elimde. Şu karedik prizmada aynı tabana sahip bir kare piramit el koyacak olursam bunun içine. Şu şekilde koyduğum zaman. Bunun hacmine baktığın zaman ne? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Öbürü de taban alanı çarpı yükseklik. Oranladığın zaman yine ne geldi? 1 bölü 3 geldi. Yani bunun hacmi V iken tamamının hacmi 3 V geldi. Bununla da ilgili bir soru çözmüştük. Hatırlarsan orada da bu şekilde bu mantığı da söylemiştik sana. Evet benim için önemli olan kısım şu. ÖSYM de bunun üzerinde duruyor. Koni ve silin aynı anda geldiği zaman bu tekniği uygulamanı tavsiye ederim. Diğer yollardan da sonuca ulaşabilirsin tabii ki ama bu yol gerçekten çok hoş. Hatta şu soruya başlamadan önce ben direkt şuradaki soruya da bakmak istiyorum ve buradaki soruyu bir önceki dersimizdeki yaptığımız şu soruyu bu teknikle yapmak istiyorum. Şimdi biz bir tıpa koymuştuk ya hatırlarsan soruyu. Tıpayı koyduğumuz zaman hocam bu boşluğun hacmiyle bunun hacmi ne oldu? Birbirinin tıpkısının aynısı oldu demiştik. Şimdi burada o teknikle soruyu çözeceğim. Koni gördüğüm zaman yüksekliği aynı olan şöyle bir silindir yaparım. E bunun hacmi V iken hocam buranın hacmi ne olur? 3V olur diyebilirim. Bak kısa yoldan yapıyorum. E hocam bizim buradaki koni boşluğu doldurmuştu. O zaman boşluğun hacmi V. Hemen boşluğun hacmine V diye yazarım buraya. E burada dikkat et şimdi. Hocam silindirde bir de ne demiştik? Prizmalarda da aynı şeyi söylemiştik. Yükseklerle hacimler doğru orantılıydı. Yani burada 6 yüksekliğinde 3V hacim varsa buradaki V hacminde ne olacaktır? Bak 3V de yüksekliğimiz 6 ise V'deki 2 yapar. V'deki yüksekliğimiz 2 yapar deriz. Buraya 2 buluruz ve toplamda bizden tamam isteniliyorsa cevap 12 çıkar diyebiliriz. Bak buradaki soruyu da bu şekilde daha da kısalaştırabilirdik. Onu da gösterdim şimdi sana. Gelelim şimdi şu soruya. Hocam bu soruda ne diyor? Yüksekliği 15 santimetre olan dik silindir ile aynı tabanlı ve yüksekliği haç santimetre olan bir dik koniden oluşan kalem şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kalem silindirin tabanında paralel bir düzlemle kesil düzlemle silindir kısmından kesilmiştir kesilmiş. Yani ben bunu şu şekilde kesmişim kardeşim. Bu şekilde kestiğim zaman şu kısmı bak burada gösteriyor. Bu atılmış zemine öyle konulmuş. Oradan bahsediyor. Silindir kısmından kesilmiş. Dikkat et. Onu diyor bize. Silindir kısmından kesildiğinde yüksekliği 21 santimetre olmaktadır. Bu durumda şekil 2'de gösterilmiştir. Şekil 1'deki silindirin hacmi ile şekil 2'deki kalemin hacmi bak dikkat. Şekil 1'deki silindirin hacmi yani şunun hacmi ile şekil 2'deki kalemin hacmi diyor. Bunun hacmi birbirine eşit olduğuna göre h kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi sen bu soruyu şöyle yapabilirsin dostum. Hocam burası h. Bunun yarı çapına r deyip pi r kare çarpı h dersin bunun hacmini. E, buradaki silinin hacmi de pi r kare çarpı 15 dersin. Buradakinin hacmini bulurken ne yapacaksın? Hocam pi r kare çarpı şurası h ya. Buraya da 21 eksi h kalıyor. Pi r kare çarpı 21 eksi h artı pi r kare çarpı h bölü 3. İşte bunun hacmini eşit deyip buradan yola çıkabilirsin. Yapabilirsin. Sıkıntı yok. Çünkü sana diyor ki bunun hacmiyle bunun hacmi eşit olacak diyor. Hemen burada Şurası haş dedik. Şöyle şurası haş ya. O zaman buraya ne kalıyor? Şu kadarlık kısmı haş. Buraya da 21 eksi haş kalıyor o zaman burası. Haşı böyle göstereyim. O şekilde hacimleri de eşitleyip yola devam edebilirsin. Ama ben ne yapacağım? Silindir ve koni yan yana geldiği zaman. Hemen o koniyi bir silindir içine alıyorum. Soru daha rahat bir şekilde çıkıyor. Bazı sorularda. Çoğu soruda hatta. Hemen burası V iken. Şuranın hacmine ne diyorum? 3V diyorum. Ondan sonra 15'teki hacim ne olacak? Yükseklerle doğru orantılı olacak şekilde hacimleri dağıtacağız ya. İstersen haşt hacme HV diyeyim. O zaman ben şurası HV olsun. Şuraya HV diyeyim. O zaman burası ne olacaktır dostum? Bölü 3 olmayacak mı? HV bölü 3 olacaktır burası. 15'teki hacimde 15V mi olacaktır? Evet. Yükseklerle doğru orantılı olacak şekilde. Bak bu silindirle bu silindirde dedim ki H'teki HV 15'teki 15V dedim. O zaman koninin hacmi HV bölü 3 oldu. O zaman koninin hacmi HV bölü 3. Aynı koni burada devam ediyor. Hocam buranın yüksekliği de 21-H. Silindirde yarı çapları aynı. O zaman burası da 21 1 eksi h'ın v katı olmak zorunda. E bize diyordu ki şu hacimler birbirine eşit. Şuradaki hacimle buradaki hacim birbirine eşit. E bunları eşitleyelim o zaman. Eşitleyecek olursak arkadaşım burada Silindir hacmi 15 ve öbür taraftaki bak buradaki silindirin hacmi 15 ve buradaki hacmi de bu. Topluyor eşitleyeceğiz bunları. 21 eksi h'ın v katı artı h v bölü 3 yaptı. V parantezini aldığımızda v'ler gitti. O zaman buradan 15 eşittir. 21 eksi h artı h bölü 3 yaptı. O zaman 15'i öbür tarafa atalım. E, burası h eksi h bölü 3 yaptı. 15 21 eksi 15 de 6 yaptı. buradan da ne geliyor? 2 h bölü 3 eşittir 6 yaptı. H'ı da buradan kaç buluruz o zaman? 9 olarak buluruz. Bizden de h isteniyor. Cevap 9 çıkar. Dediğim gibi bu şekilde yapabilirsin ama istersen bunun hacmi pi r kare çarpı 15 eşittir pi r kare çarpı 21 eksi h artı pi r kare çarpı h bölü 3 deyip yapabilirsin. Ama bu yöntem genellikle daha uzun yöntem yöntem oluyor. Bu söylediğim yöntem burası V iken burasının tamamının 3V yapması gerçekten olayı kısalaştırıyor. Aslında burada da çok fazla da işlem yapmadık. Ama burada ne dedik? ve 15 vardı ya. H yüksekliğinde HV varsa 15'teki 15V dedik. O zaman burası HV bölü 3 olur dedik. Ve yola öyle soru, soruya o şekilde başladık ve çözüm de o şekilde daha rahat bir şekilde çıktı. Güzel bir yöntem. Bu yönteme dikkat et lütfen. Cevap 9 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Bak bu güzel bir soru. ÖSYM'nin sorduğu bir soruyu böyle benzeterek bir şekilde karşına geçirdim bu soruyla. Uçlardan ikisi açılmış olan bir tahta çubuğun gövdesi dik dairesel silindir. Şundan bahsediyor. Şu. Uçları da koni şeklinde açılmış bu şey. Ondan sonra ne demiş? Açılmış uçları ise yüksekliği bir 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 birim olan dik dairesel koni şeklindedir. Tamam. Yüksekliği kaç verilmiş koninin? Hocam şurası bir verilmiş. Şurası da bir verilmiş. Eyvallah. Kare prizma şeklindeki özdeş tahta bloklardan taban ayrıt uzunluğu ise iki birimdir. Şuraları da ikişer birim olarak verilmiş. İki birim iki birim olarak verilmiş. Tahta çubuğun koni biçimindeki kısımlarının tahta blokların içine monte edilmesiyle oluşan H harfi yani şu konileri şunun içerisine monte etmişim ben. Şöyle bir şey kalmış. Bu silindir şekli hala daha burada silindir şekli olarak kalıyor. Sadece uçları bunun içine bu şekilde girmiş dostum. Tahta çubuğun monte edilmesinden sonra tahta çubuğun görünen hacminin %10 oranında azaldığı bilindiğine göre H kaçtır diye soruluyor bize. Şuradaki haş kaçtır diye soruluyor bize. E şimdi o zaman şunun üzerinde bir hamle yapalım dostum. Şuradaki hop hop. Şu yüksekliğin kaç olduğunu biliyorum. Bir. Şu içeri giren kısmı. Bir. Yani %10'luk kısmıymış burası. Arkadaş biz böyle bir şey gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Hocam silindir yapalım şunu. Şöyle. Burası V iken buranın 3V olduğunu biliriz. Aynı şekilde burada da şuna silindir yapalım. Şurası V iken burası da 3V olduğunu biliyoruz. Peki şimdi arkadaş burada ne diyor? Görünen hacmi Yüzde %10 oranında azaldığı bilindiğine göre. Arkadaş ben buraya VV dedim ya. Bak şimdi VV dedim. %10'luk kısmı ne oldu? Azaldı. Yani o zaman ben şunu söyleyebilirim. 2V'lik kısmı azaldı ya. %10'luk kısmı 2V ise %100'lük kısmı 10 katıdır. 20V yapmak zorunda değil mi dostum? Evet. E o zaman burası ne olacaktır? 20V yapacaktır. Yani tamamı 20V yapacaktır. Bak şimdi dikkat et. Şunun tamamı. Bak şuraya V dedim. Buraya V dedim. Bunun tamamı 20V yapacak o zaman buraya ne kaldı? 18B kaldı. Buraya da 18B kaldı. Dedim. E sonrasında yorumlamaya devam edelim. Hocam ben şunu biliyorum. 3V o burası. Bu silindir. Bu silindir de 3V. A silindir de yükseklerle doğru orantılı olacak şekilde ben buraları bu yazabilirim. Yani yüksekleri yazabilirim. 3V'de bir yüksekliği varsa 18V'de kaçtır? Bu 6 katıysa o zaman bu da 6 katı olacak. Direkt burası 6 santimetre yapar. Yani ben şuraya 6 santimetre bulduysam ikisi burada ikisi buradaysa da haşı buradan 6 artı 2 artı 2'den kaç diye bulurum? 10 diye bulurum. Ne yaptım ben burada? Şuradaki yine silindirleri düşündüm. Silindirleri düşünürken buradaki yükseklerle hacimler doğru orantılı. Yani bir de V hacim varsa işte X'te 18 V hacim varmış. O X'i buldum. Burası 3 V iken pardon 3 V'deki. Bir de 3 V hacim varken 18 V'deki kaçtır diye sorduk. Oran antı yöntemiyle ya da V'yi 3 V'yi 18 V olmuş ya 6 katı. O zaman yüksek de 6 katı olur deyip direkt kısaca 6'yı bulmuş olduk. Güzel bir yöntem. Diğer türlü de yapabilir. Diğer türlü de hacimlerden de gidebilirsin. Ama bu şekilde yapmak gerçekten soruyu kısalaştırıyor. O yüzden bu şekilde yapmanızı hep tavsiye ediyorum. Koni ve silindir iç içe geldiği zaman o koniyi şu şekilde bir silindir içerisine koy ve buranın da 3V olmasını kullan kardeşim. Tamam. Evet böylelikle örnek 17'yi de 10 olarak bulduk. Geldik örnek 18'e. Yükseklerin uzunlukları 18'er birim olan içi boş bir dairesel dik koni ve içi su dolu silindir şekil birdeki gibi tabanları zemine paralel olacak şekilde ipler yardım dengede duruyor. Şöyle bir koniyi ben ipler yardımıyla yukarıya doğru asmışım ve sonra bunun içerisine bir silindir koymuşum şöyle. Silindiri koyduk böyle. İşte bundan bahsediyor bize ve buradaki yükseklerde 18'er birim olarak verilmiş. Yani buradaki silindirin de yüksekliği 18. Buradaki koninin de yüksekliği 18 olarak verilmiş bize. Silindirin tabanından bir delik açılıp şuradan bir delik açılıp su buraya boşaltılıyor. Hocam su buraya boşaltılmış. Yani şu şekil karşımıza çıkmış. E şimdi hocam silin silindirle koni iç içe. Ben bu koniyi hemen böyle bir silindir içerisine alsam böyle hayır. Bunu değil de şuradakini alabilirim böyle. Büyük ihtimalle bunu alacağım. Çünkü bak burada bir silindir. Devamında da silindir oluştu. Ben bunu aldığım zaman güzel bir şey karşıma çıkacak mı? Hayır. Devamında silindir yok. O yüzden şu daha mantıklı. Şu kısmı silindir içerisine almak daha mantıklı. Ama soruyu okumaya devam edelim. Şekil 1'de verilen koninin hacmini, silindirin hacmi oranı 3 olduğuna göre. Bunu kullanacağım. Koninin hacmi şunun yarı çapına R diyeyim. Bu büyüğün yarı çapına büyük R diyeyim. Hocam pi r kare çarpı h. Her ikisinin de yüksekliği 18 ya. Koninin hacmi pi r kare çarpı h bölü 3. Öbürünün hacmi de bu tabi büyük r olacak. Koninin hacmini yazdım ilk önce. Pi r kare çarpı h bölü 3. Öbürünün hacmi de pi r kare çarpı h. Bu neye eşitmiş? 3'e eşitmiş. 18'ler sadeleşti. Pi'ler sadeleşti. O zaman buradan r kare bölü r kare neye eşit oldu? 9'a eşit oldu. O zaman r kare bölü r kare eşit pardon r bölü r neye eşit oluyor? O zaman r bölü r'yi de böylelikle 3 olarak buluruz. Yani R'yi büyük R'ye eşittir 3 R olarak buluruz. 3 R. E hocam benim bunu kullanmam lazım. E bunu kullanırken ne yapacağım? Hocam şu yükseklikte 18 olarak verilmiş ya. Yüksekliği de kullanacağım büyük ihtimalle. E burada R 3 R var. Benzerlik var. Benzerliği kullanalım. Hocam burası H'ken. şöyle H 3 H olacak burası. Buraya 2 H kaldı. E sonrasında 3 H eşittir 18 ise H'ı da böylelikle 6 bulur muyuz? Buluruz. Evet koninin yüksekliğini 6 bulduk gençler. İşimize yarayacak. Ve bu arada şu kısım V iken koninin hacmi V iken buradaki ne oldu? Hocam şurada su boşalttık ya şuraya kadar su girdi ya burada boşalan su yani buradaki su buraya geldi. Buradaki hacimle buradaki hacim birbirinin tıpkısının aynısı değil midir? Evet tamam şimdi yüksekliğe bakalım. Hocam bunun yüksekliğinde biz ne bulduk? Şöyle koninin yüksekliğinde küçük koninin yüksekliğinde 6 olarak bulduk. Şimdi burada küçük koniyi silindir yapacak olursak çünkü işimize yarıyordu. Kolay bir teknikti. Güzel bir teknikti. Yüksekliği 6 bulduk ve buradaki suyun hacmi V iken e, buradaki su buraya döküldü ya. Burası da V'dir. Hemen buraya da V yazdım. E silindir yapınca şimdi burada hocam burası V iken burası 3V olmuyor muydu? Evet. Burası 3V. E bizden ne isteniyor X. Şekil 2'deki silindirin boş kısmının yüksekliği nedir diye soruluyor. Hocam bizden bu isteniyor. Bak şimdi bu silindirle bu silindire bak. Taban yarıçapları aynı değil mi bunların? Aynı. E o zaman yükseklerle hacimler doğru orantılı değil midir? Bunun hacmi 3V, 3V'de ne var? 6. 3V'de 6 yüksekliği varsa V de x yüksekliği var. Oran orantı. 3 V'deki 6 ise V'deki kaç yapar direkt? 2 yapmaz mı kardeşim? istersen oran orantı yardımıyla da yap. 3 V x eşittir 6 V yapar. X'i de buradan 2 olarak bulur muyuz? Buluruz. Zaten bizden de buradaki x isteniyor. Cevap böylelikle 2 yapar. işte yürüyorsun. Koni ve silindirde böyle iç içe olduğu zaman bu şekilde yapıyoruz. Ha istersen sen hacminden git. Pi r kare çarpı h bölü 3 V'ye eşit. Bu da pi r kare çarpı x eşittir V bu hacme. Yani şuradaki koninin hacmiyle bunun hacmini de eşit eşitleyerekten de gidebilirdin. Gerçi burada hemen hemen aynı taktik oluyor. Ama özellikle ben bunu öğretmek için bu soruları yazdığım için şu V3 V kısmını de gerçekten kullanıyor. O yüzden bu tekniği de bilmeni istedim. O yüzden çözümü de bu şekilde yaptım. Anlamadıysan şunun hacmiyle bunun hacmini eşitlersin. Bunun hacmi hocam pi r kare çarpı h bölü 3. Bunun hacmi de pi r kare çarpı x deyip birbirlerine eşitleyip yine sonuca ulaşabilirsin dostum. Evet örnek 18'de bu şekilde oldu. Şimdi geldik kesik konuya. Arkadaş kesik Koni. Bir koni var elimizde. Koni. Şu şekilde bir koni var. Koniyi tabanla paralel bir düzlemle kestiğimiz zaman kesik koni oluşuyor. Burası kesik koni. Hocam üst taraf hala daha koni. Kesik koni dediğimiz kısmı burası. Tamam. Kesik koni dediğimiz kısım burası. E kesik piramitte de aynı şeyi yapmıştık. Ucu sivri olan şekillerde ne yapıyoruz? Ucu sivri olan şekillerde benzerlik yapıyoruz. E o zaman burada da benzerlik yapacağız. Benzerlik oranı ne yapıyor? Şu bölü şu. Ya da bu bölü bu. Ya da bu bölü bu. Yüksekler oranı yapıyor. Benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşittir. Şu alanlar oranına eşit Olacak. Ya da bunun yanal alanıyla bunun yanal alanını bulurken o benzerlik oranın karesini kullanabiliriz. Ama benzerlik oranın kübü hacimler oranına eşit olacaktı. Mesela şunlar birbirine eşitse sallıyorum. 1 bölü 2 benzerlik oranı var. 1 bölü 2'nin kübü de kaç yapıyor? 1 bölü 8 yapıyor. Yani şurası V iken burası 8V değil. Dikkat et tamamı 8V olacak. V'si buradaysa buraya da 7V kaldı deyip işlemimizi yapacağız. Zaten kesik piramitte biz bundan bahsetmiştik. O yüzden bunu da rahat bir şekilde anlayabiliriz. Evet burada da zaten yazmışım B benzerlik oranından bahsetmişim böyle. burada benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşittir. Benzerlik oranının e, kübü de hacimler oranına eşit. Hadi gel şimdi sorularına bakalım. Şimdi burada örnek 19'da demiş ki şekil 1'de yüksekliği 8 birim olan şöyle 8 birim olan dik koninin yarısına kadar su doldurulmuş. Dik koni yarısına kadar su doldurulmuşsa 4'e 4 yüksekliği var değil mi burada? Evet. E hocam yarısına kadar su doldurulmuşsa bunlar birbirine eşit. 1 bölü 2'nin kübü yazıyorum hemen. 1 bölü 2'nin kübünü yazdım. Hocam şurada görüyorsunuz 1 bölü 2'nin kübü. Bu da 1 bölü 8 yaptı. Yani burası V iken tamamı 8V yapacak. Buraya ne kaldı o zaman? 7V kaldı. Yani ben için, içindeki koninin içindeki suyun hacminin ne olduğunu biliyorum. 7V olduğunu biliyorum. Peki ben bunu ters çevirdiğim zaman yükseklik sorulmuş bana. Ters çevirdiğimde içindeki su, içindeki boşluk hala aynı değil midir? Evet. Buradaki X deniyor. Ve ben yüksekliğinde 8 olduğunu biliyorum. E o zaman arkadaş benzerlik oranı ne burada? X bölü tamamı 8. Benzerlik oranı X bölü 8. Benzerlik hacim ilişkisini yine burada uygulayacağım. Benzerlik oranının kübü Bölü, hacimler oranı eşit. Hacimler oranında 7V bölü 8V. Çünkü bu koni ile büyük koni benzer. O zaman 7V bölü 8 v eşit. Bunlar gitti. Her iki tarafın küp kökünü alırsam eğer X bölü 8 eşittir. Küp kök 7 bölü e, küp kök 8. Direkt 2 yapar. Şunlar şunlar sadeleşse 4 yapar burası. O zaman X'i de böylelikle 4 küp kök 7 olarak bulur muyuz dostlar? Buluruz. O zaman örnek 19'un cevabını 4 küp kök 7 olarak bulduk. Hocam aşağıda bir şey yazıyor? Geri döneceğiz. Bir yere geri döneceğiz dostum. Nereye geri dönecektik? Piramitte bir soru vardı. Oraya geri dönecektik. Onu da nerede? Şu sorudan sonra mı dönsem? Şu sorudan sonra mı dönsem? Hatta şu sorudan sonra döneyim istersen. Bu sorudan sonra döneyim. Unutmayayım. Şuraya bir şey atayım. Yine unutabilirim. Şuraya da bir çizgi atayım da unutmamak için çizgi atayım. Geldik örnek 20'ye. Örnek 20'de. Şekildeki ABC'de dik yamuk şeklindeki bir leva. BC kenarı etrafında 360 derece döndürülüyor. Dur. BC etrafında döndürmeyi yapacak olursak. Hocam BC'ye göre simetriğini alıyoruz şeklin. Sonra bu nokta buraya geliyor, dikey etrafında döndürüyorum, dikey etrafında döndürürken yuvarlakların yatay olacak, yuvarlakları yatay koyunca bak böyle bir şey çık. Peki diğer türlü dö dö döndürmeler hep. Şunun etrafında döndürmüş olsaydım, o zaman buna göre şeklin simetriğini alıyorum. Bak şimdi şeklin simetriğini buna göre alıyorum, burası oldu. Şimdi bu uç buraya geliyor, değil mi hocam? Şöyle bir dönüş olacak, yatay etrafında dönerken yuvarlakların dikey olacak. Bu uç da buraya geliyor, hop şöyle bir şey. Ne çıktı karşıda? Hocam bir silindir çıktı, bir de koni çıktı diye. Peki hocam bir de şunun etrafında döndürecek olursak ne olacak? Her ihtimali sana göstereyim de sıkıntı yaşama. O zaman şunun etrafında döndürdüğün zaman da bu şekilde bir şeyle karşılaşacaksın. Hocam bu uç buraya gelecek. Hop şöyle. Bu uç da buraya geliyor. Hop şöyle. Hocam dolu kısımlara bakacak olursan böyle böyle. O zaman tüm silindir oldu ama içi oyuk tüm silindir oldu. Bak burası boşta. Burası boşta. Koni şeklinde oymuşuz. Büyük silindiri koni şeklinde oyarak bu şekil karşımıza çıkıyor. Ama bizden istiyorsunuz? deniyor Hocam bizden şunun etrafında döndür diyor. Hemen buna göre simetriğini alalım şeklin. Buna göre simetriğini alıyorum bak şimdi. Aldım onun simetriğini. Şöyle aldım. Sonra dikey bu nokta buraya geliyor. Hop şöyle bir yuvarlak oldu. Bu nokta da buraya geldi. Hop şöyle bir yuvarlak oldu. Karşımıza ne çıktı? Kesik koni çıktı. Taban yarıçapı alt tabanı 4 üst tabanı 2 olan bir kesik koni çıktı. Bu dönel cismin hacmi nedir diye soruluyor bize. Arkadaş kesik koni çıktığı zaman bunu bunun hacmini bulmak istiyorsak ne yapacağız? Bunu hemen tamamlayacağız. Şekli tamamlayacağız. Tam konuya tamamlayacağız. Bizden neresi isteniyor ama dikkat et. Bizden bu kısmı isteniyor. Buraya yoğunlaşacağız. Şimdi buraya bakalım şimdi. Şuraya bakacak olursak yüksekliğin de devamını getirelim. Hocam benzerlik oranı kaç? 2 bölü 4. 1 bölü 2. Ort taban var. Direkt bunlar birbirine eşit. Yüksekler de birbirine eşit. Dolayısıyla burası 3 olacak. Benzerlik oranı kaç? 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8. Yani şurası V iken burası kesik koninin hacmi kaç V yapacak? 7 V yapacak. O zaman sadece ve sadece V'ye yoğunlaşalım. Hocam V'yi ben bulabilirim. V dediğimiz kısım nedir? Pi yarı çapı 2 olan yüksekliği 3 olan bir koni. Pi R kare çarpı H bölü 3. Gitti gitti 4 p yaptı. A benden kesik koninin hacmi isteniliyor. Yani 7 V isteniyor. 7 çarpı 4 pden dolayı cevap 28 Pi çıkar. Evet böylelikle örnek 27'de 28 p olarak bulduk bu dostlar. Bulduk. Olay bu. Kesik koninin hacminde bu şekilde. Tam koni tamamlayıp ona göre yapıyoruz gelelim şimdi piramitte bir soruyu yanlışlıkla şey yazmıştım e, kesik koni şeklinde yazmıştım dur bakayım ne hangi soruydu o piramitteki piramitteki soru hocam piramitteki soru nerede ha şuradaki soru koni sorusuydu. şimdi gel bakalım şu soruyu yapalım koni sorusu olduğunu da şöyle göstermiştik bakalım soru ne diyor yüksekliği 14 santimetre yarıçapı da 6 santimetre olan dik dairesel silindir biçimindeki bir sürahi var elimde hemen ne yapalım şekli çizmişim zaten burada yüksekliği 6 santimetre pardon yarıçapı 6 yüksekliği 14 santimetre olan bir koni var elimde. Silindir var elimde. Silindir sürahi tamamıyla suyla doluymuş. Bu suyun tamamı taban yarıçapları 2 ve 4 olan kesik koni biçimindeki 12 bölmeli buzluğa konuluyor. Hmm. Şimdi bir buzluğumuz var. Buzlukta nasıl olacak? Taban yarıçapı 4 olan. Şu şekilde taban yarıçapı 4 olan. Onu da şuraya yapayım. Taban yarıçapı 4 olan. Tepedeki şurası da 2 olan. Bir kesik koni şeklindeki neymiş? 12 bölmeli buzluğa Buradan kaç tane varmış? 12 tane varmış. Taban yarıçapı çapı 4. Burası da 2 olarak verilmiş. İşte bu bozluktan. Şimdi diyor ki bize bölmelerin hepsinin tam olarak dolduğu bilindiğine göre. Ben buradaki suyu buna boşaltacağım. Bundan 12 tanesini de boşaltacağım. Ee, ve tam dolduracağım bunu. Bölmelerden suyun taşmadığı bilindiğine göre ve tam olarak doldurduğumuza göre. Bir bölmenin yüksekliği kaç birimdir diye soruluyor. Evet bu suyun tamamıyla bunların 12 tanesini dolduracağım. O zaman bunun hacmi nedir arkadaşım bunun hacmi? Pi... R kare çarpı 14. Bundan 12 tane hacme eşit olacak. O zaman bunun hacmini bulurken ne yapacağız? Bak şimdi. Şunun hacmini bulurken bir kesik konu çıktı karşımıza. Hemen bu kesik konuyu tamamlıyoruz. Hop hop. Şimdi yüksekliğini bulmaya çalışacağız. Yüksekliğinden bir şey bahsetmiş mi burada? Yüksekliğinden bir şey bahsetmiş mi burada? Bir bölmenin yüksekliği. Zaten yükseklik soruluyor bize. Neyse. Arkadaş burada şuna bakacak olursak 2 bölü 4 1 bölü 2 oran var. Şunlar birbirine eşit. Yani o zaman şurası haşsa e burası da haş olmak zorunda. Hatta hatta 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 2'nin kübü kaç yapıyor? 1 bölü 8 yapıyor. Yani şurası v iken burası da kaç olacak? 7v olacak. O zaman pi r kare çarpı 14 ne eşit olacak? 7v'den 12 tanesine eşit olacak. Hocam v ne peki? v ne? pi r kare çarpı h bölü 3 değil mi? Evet. Gel burada da yerine yaz. Önce bir sadeleştirmeleri yap ama. Şu 36 ile 12 sadeleşince 3 kaldı. 7 ile 14 sadeleşince 2 kaldı. Burası ne yaptı o zaman? 6 pi mi yaptı? Evet. 6 pi eşit eşittir v oldu. v dediğimiz nedir? Hocam v dediğimizde pi r kare çarpı h bölü 3 pi r kare çarpı h bölü 3'e eşit. E hocam buradan pi'ler de sadeleşti. O zaman buradan şunu 18 bölü 4'e eşit oluyor. h'ı da buradan 18 bölü 4 olarak buluruz. Yani 9 bölü 2 olarak buluruz. Zaten bizden ne isteniyor? Buradaki kesik koni biçimdeki şeyin yüksekliği isteniyor. Yani bu h isteniyor. O zaman cevap böylelikle 9 bölü 2 çıkmış olur. Yaptığımız şey çok basit. Buradaki su bunun 12 tanesini gelecekmiş. E kesik koni şeklindeydi. tamamladık Benzerlik hacim ilişkisi V iken 7 ve Dedik ki bunun hacmi pi r kare çarpı h eşittir. 7V çarpı 12. Bundan 12 tane var çıkıyor. Yazdık. V'yi de nereden bulduk? V'yi de buradan bulduk. Pi r kare çarpı h bölü 3 yazınca işlemin devamını getirince de yüksekliği 9 bölü 2 ya da 4 buçuk diye bulduk. Bu da güzel bir soru ama kesik koni sorusuydu. Şimdi geldik nereye? Şu soruya. Evet geldik bu soruya. 21. sorudayız. Şimdi 21. soruda şekilde kesik dik dairesel koninin açılımı verilmiştir. Evet dik dairesel koninin açılımı bu şekildedir kardeşim. Şimdi istersen bunu böyle animasyonda göstereyim. Kafanızda soru işareti kalmasın. Şunu şöyle kıvırdığımız zaman alt tabana şu büyük sarı daire üst tabanda küçük sarı daire. Bak karşımıza ne çıktı? Kesik yani kesik koni karşımıza çıktı. Hatta geriye doğru açılmışını düşünelim şimdi. Hocam tam tersi geriye doğru açacak olursam yan üst alt ve üst yüzey daire yan yüzeyde bir daire diliminin parçası olacak. Şimdi açıklayalım açılışı da mantığını da göstereceğim zaten. Geriye doğru açtığımız anda açılım işte bu şekilde oluyor mu? Oluyor. Şimdi 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 kesik konuyu düşünelim. Arkadaş burada anlatayım ben sana. Şu şekilde kesik konuyu ben sana çizeyim. Bak şimdi elinde şöyle bir koni var. Ben koniyi kestiğim zaman kesik koni karşıma çıkacak. Kesik koninin açılımının bir de bu şekilde olmasını ben sana mantığını da göstereyim. Hocam bu bir tam koni. Tam koniyi açtığın zaman ne oluyor? Hocam şöyle bir şey oluyor. Burada da bir kapak olmuyor muydu böyle? Evet. E şimdi kesik koni yaptığın zaman bizim kesik konimiz burası hocam. E o zaman kesik koni yaptığın zaman sen aslında şuradaki koniyi de açacaksın. Şuradaki koniyi de açtığın zaman şu koniyi açtığın zaman da şöyle bir daire yapmaz mı? Yapar. E alt tarafı ne oluyor? Şu şekilde yapıyor. Ya da zaten belli hocam. Bu tam koni bir daire dilimi yapıyor. Alt taraftaki parçası da bir daire halkası, diliminin halkası yapmayacak mı? Evet. Şunu açtığın zaman bir halka yapıyor. İşte burada da bir de burada ne koyuyoruz sadece? Kapakları da koyuyoruz. Yani şuradakileri düşünmeyecek olursan evet gerçekten de bir daire dilimi halkası geldi karşımıza. Bir de iki tane kapak geldi. Şimdi CD'yi vermiş bize. CD'yi kaç vermiş? Kök 5 olarak vermiş. CD dediği burası yani burası demek. BC. Neresi BC? Hocam burası. E buradakiyle bunun çevresi birbirinin tıkkısının aynısı. Yani buraya ben yarı çapa R diyecek olursam 2 pi R eşittir. 4 pi ise R'yi 2 buluruz. Buranın yarıçapı çapı 2 çıkar. E burası da 6 pi verilmiş. Burası da 6 pi kardeşim. Bu 6 pi de bunun yarı çapına R dersem o da 2 pi r eşittir 6 pi ise o zaman r'yi de buradan kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Bunun yarıçapı da 3 çıktı. Kesik koninin hacmi isteniyor. E hocam yüksekliği de böyle çizecek olursak benzerlik oranı çıktı. 2 bölü 3 çıktı. O zaman 2 bölü 3 olacak burası. Yani burası 2 a iken burası a olacak. Yani burası 2 kök 5 oldu. E hatta burada yükseklikler hakkında da bir yorum yapabiliriz. Arkadaş burada bir pisagor bağıntısı yapalım öncelikli olarak. 2 var 2 kök 5 var. 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı 4 yapar burası. Hocam yukarıdan aşağı benzerlik 2'ye 1 olduğundan e burada da 2'ye 1 olacak. Buradaki yüksekliği de 2 olarak bulmuş olduk. Kesik koninin hacmi isteniyor. Benzerlik oranı kaç arkadaşım burada? 2A'ya. Burası da A'ya. 2 bölü 3 değil mi? 2 bölü 3'ün kübü. 4 bölü 27. Hocam burası 4V iken bak şimdi. Dikkat. Şurası 4V iken tamamı pardon 8 olacak burası. Bu Burası 8V iken tamamı 27V. Yani buraya 19V kaldı. Bizden 19V isteniyor. Ben neyi bulabilirim? 8V'yi bulabilirim. 8V neresi? Bunun hacmi. Yaz onun hacmini pi r kare yarı çapı kaç? 2. Pi r kare taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 değil midir? Evet. Şimdi buradan v'yi kaç bulduk o zaman? Şu kaç yapıyor burası? Hocam burası 16 yaptı. 8 ile sadeleşti. 2. 2 pi bölü 3 yaptı. V'yi böylelikle ne bulduk? 2 pi bölü 3 olarak bulduk. A bizden ne isteniyor? 19 v isteniyor. O zaman 19 çarpı 2 pi bölü 3. O da 38 pi bölü 3 çıkar mı? Evet. Kesik koninin hacmini de bu şekilde bulmuş olduk. 38 pi bölü 3 çıktı karşımıza. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da neler verilmiş ne? Bakalım şimdi. Evet silindirle koni iç içe olarak verilmiş. Şekilde dik silindir şeklindeki bir akvaryum verilmiş. İçerisinde TAB konisi yerleştirilmiş. E hocam bir de burada ne verilmiş? Su yüksekliği burada yarıya kadar gelmiş. Su yüksekliği yarıya kadarsa bunlar da birbirine eşittir. Şunlar da birbirine eşit. Hocam burada bir benzerlik ilişkisi var. Bak kesik koni var burada. Benzerlik oranı kaç? 1 bölü 2. Hemen 1 bölü 2'nin kübünü yazıyorum. 1 bölü 8. Yani burası iken buraya ne kaldı? 7V kaldı. Bir de silindirde ve pardon konide ve silindirde taban yarıçapları aynıysa yüksekleri de aynıysa hacimler oranı 3 katı değil miydi? 1 bölü 3 değil miydi? Evet. Koninin hacmi 8V ise o zaman silindirin hacmi 24V olmak zorunda. Çünkü bunun hacmiyle silindirin hacminde ne vardı? 1'e 3 oran vardı. Direkt 3 katı 8V iken 3 katı 3 kere 8 24V yaptı. Hocam tamamı 24V ise 2 eşit parçaya bölünmüş burada. O zaman buranın hacmi ne yapar? Şuradaki hacim 12V yapar. Buradaki hacim de 12V yapar. Ama buradaki boşluktaki kısma ne kaldı kardeşim? 5V kaldı. 7V'si burada. Tamamı 12V ise o zaman şuradaki sulu kısmı ne kaldı? 5V kaldı. Peki bize diyor ki hacmi 3 birim küp olan balıklardan. Şimdi akvaryumun yarısına kadar dolması için 10 birim küp su konulmuştur. Aa, yarısına kadar su dolması için. Buradaki 5V'yi vermiş bize bir de. Hocam 5V eşittir 10'muş. V'yi de buradan kaç bulduk o zaman? 2 olarak bulduk. 2 olarak bulduysak o zaman burası 48 çıkar. Şimdi devam edelim soruya. Hacmi 3 birim küp olan balıklardan bunun içine bir balık atacakmışım. Şöyle bir balık attım mesela. Kırmızı renkle göstereyim. Şöyle bir balık attım. 3. Bir tane balık atınca suyun yüksekliği şöyle yükselecek mi kardeşim? Yükselecek. Bir tane daha balık atınca hocam bir daha yükselecek böyle. Bir tane daha atınca bir daha yükselecek mi böyle? Yükselecek. Hacmi 3 birim olan balık. Çünkü hacmi kat su yükseltiyor. Yani şuradaki hacim, şuradaki sola kısmı ne olacak? 3 olmak zorunda. Hacmi 3 birim gibi olan balıklarda en fazla kaç tane akvaryuma konulursa su taşmaz. Suyun taşmamasını istiyorsam şuradaki boşluğu doldurmam lazım. Buradaki boşluğun hacminden ne olması lazım? Küçük olması lazım ki taşmasın. Çünkü buradaki boşluğu doldurursam eğer ben bak şimdi. Buradaki boşluğu doldurursam şu şekilde dolacak ama dolduktan sonra ne olacak? Su taşacak. O zaman buradaki boşluğun hacmine göre gideceğim. O zaman diyeceğim ki x tane 3 bir hacimlik balıkları koydum. Bu boşluğu ne yapmaması lazım? Taşmaması lazım. x tane 3'ün buradaki boşluk boşluğun hacminden yani x tane 3 hacimlinin buradaki boşluğun hacminden ne olması lazım? Küçük ya da eşit olması lazım. Bu boşluğun hacmi ne arkadaşım? Hocam şuranın ben 12v olduğunu biliyorum. E v'si de burada değil mi? Şöyle bak şurası v. E o zaman buraya kaç kaldı? 11v kalmadı mı? Evet hocam şurası 11v. Yani 11v dediğim kaç yapıyor? V'yi 2 bulmuştuk. 22 yapıyor. Yani 3x'in 22'den küçük olması lazım. 3x 22'den küçükse x yerine en fazla ne yazabilirim? 7 yazabilirim. 3 kere 7 21 yapıyor çünkü. 8 yazarsam 3 kere 8 24 yapıyor çünkü ondan dolayı. Evet o zaman güzel bir soru bu da. Örnek 22'yi de böyle ne bulduk? 7 bulduk. Ama işin ince esprisi şu. Ne kadar 3 x tane 3 balığı attım. 3 balığı hep hacim hacim böyle 3 yüksekliğinde git götürecek götürecek götürecek. Ama tamam böyle 3 değil. Bak şu araları dolduracak böyle. Nereyi dolduracak? Boşluğu dolduracak. İşte bu boşluğun hacminden küçük ya da eşit olması lazım suyun taşmaması için. O yüzden x tane 3 hacmi küçük eşit boşluğun hacmi dedik. Yani 22 dedik. Böylelikle de en büyük sayıyı 7 olarak bulduk. Güzel bir soru. ÖSYM bu mantıklı bir soruyla yine karşımıza gelebilir. Evet geldik şimdi örnek 23'e. Aşağıdaki şekilde yüksekliği 4 birim olan kesik dik koninin üstten görünümü verilmiştir. Evet şimdi sana animasyonla kesik dik konuyu göstereyim. Şöyle baktın kesik dik konuyu bu şekilde görüyorsun. Evet şöyle baktığın zaman ne güzel bir kesik dik koni. Ama bir de gel senle birlikte üstten bakalım. Baktığın zaman ne olacak? Bir üstteki daireyi göreceksin. Alttaki daireyi görmeyeceksin. Yan yüzeyi göreceksin böyle değil mi? Yani yanal alanını göreceksin. Kesik piramitin. Kesik neydi bu? Koninin yan yüzeyini göreceksin. Yani aslında buradaki olay ne? Hocam tabanı da tavanı da sarı renkteyse mesela bu kesik koninin burası da yan yüzeyi de şu renkteyse mesela şuradaki sarı yüzeyi görüyorsun ama yan yüzeylerden dolayı alttaki tabanı göremiyorsun. Yan yüzeyin rengini görüyorsun. Ondan dolayı bu şekilde üstten baktığımız zaman iki tane daire şekli gözüküyor. Şimdi aşağıdaki şekilde yüksekliği 4 birim olan ve kesik dik koninin üstten görünümü verilmiştir. O zaman kesik dik koniyi ben şöyle çizeyim buraya kardeşim. Hemen kesik dik koniyi çizdim. Hop tabanı. Burası böyle. Tabanında şurası şöyle çizdim. Hemen çizdik. Üstten baktığım zaman üstünün yarıçapını çapını 3 görüyorum böyle. 3 yazdım buraya. Sonra yan yüzeyleri görüyorum ama bu taraftaki alt tabanındaki yani yarı çap uzunluğu da belli o zaman burada. Üstten baktığınız zaman 3, 3 diye. Tamamının bu yan yüzeyini görüyor mu? Alttaki daireyi görmesen bile daire burası. E daire burası olduğuna göre yarıçapı da burası yapıyor o zaman. Yarıçapı da 6 yaptı. Bu koninin yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi yüksekliği de kaç birim verilmişti bize? 4 birim verilmişti. Burası da 4. Ne yapıyoruz? Bunu tamamlıyoruz böyle. Tam koniye tamamlıyoruz. Hocam benzerlik oranı 3 bölü 6. Hop yüksekliği de şey yapalım. Yani 1 bölü 2 oran var. Yani orta taban var ya da 1 bölü 2 bu oran burada a bölü 2a şu şekilde yazabiliriz. Oradan dolayı da geliyor diyebiliriz. 4se buradaki yükseklikte kaç yaptı? 4 yaptı. Şimdi ben bu yanal alanını tüm alanı bulmaya çalışacağım. Alanı bulurken alanı yazayım. Taban alanlarını yazacağım. Hocam taban alanları pi r kare artı bak bir bu taban dairesi bu da üst taban dairesinin alanı artı pi r kareyi yazdım. Artı şuradaki yanal alanı bulacağım. Normalde bu yanal alanı nasıl bulabiliriz? Biz bu şekilde olduğu zaman şunun yanal alanı nedir kardeşim bunun yanal alanı? Piril değil miydi? Evet. Hocam bu arada şurası 6, burası 8, burası 10 üçgenden. Burası 6'ya 10 ya. O zaman piril pi, re, l. Yani 60 pi mi yaptı burası? Evet. Bunun yanal alanı 60 pi. Ama bunun yanal alanı değil ki. Bizden neresi isteniyor? Bak şuradaki yanal alan isteniyor. E burada da bir benzerlik var aslında. Benzerlik oranın karesi yanal alanları oranına da eşittir. Benzerlik oranı da 1 bölü 2 ya. 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. Yani bu alan A iken bu alan 3A olacaktır. Dikkat burası A iken tamamı 4A olacak. Buraya 3A kaldı. E biz 60 biliyoruz. Yani 4A'yı 60 pi biliyoruz. O zaman A buradan 15 pi gelir. Ama 3A alanında ne yaptı? Artı bir de burada ne var? 3A alanı var. Çünkü alanı bulurken bu taban alanı, bu taban alanı bunun da yan alanı. Bunun yan alanı ne dedik? Şurası dedik. O da 3A dedik. 3A'da kaç yapıyor? 45 yapıyor. Buraya da 45 pi'yi yazdık. O zaman burası 9 artı 36'dan buradan da 45 geldi değil mi? 45 pi burada. Burada da 45 pi topladığımız zaman da cevap ne yaptı arkadaşım? 90 pi yaptı. Ha ben burada benzerlik alan ilişkisi yaptım. Sen şu şekilde de yapabilirdin. Hocam bunun yanal alanı bak şimdi burası ne? 5 ya. Hocam bunun yanal alanı piril. Yani 3 kere 5 15 pi. Burası 15 pi. Tamamı 60 pi. O zaman buraya da bunun yanal alanında 45 pi kaldı deyip o 45 pi'yi de bu şekilde de yazabilirdik. Ama benzerlik alan ilişkisinde ben sana burada göstermek istedim. Evet gençler. Koniyi de böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. Sırada ne var? Küre var. Ama koniyi bitirdik. Kolay koniyi bitirdik. Bak gerçekten güzel bir mantık. Kolay. Yani neyi bileceğiz? Konide. Hocam R bölü L alfa bölü 360. Yanal alanın piril olması. Hacim taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 olması zaten aklında kalır. Sonra buradakilerin mantığını hep verdik zaten. Bir de ekstradan neyi bileceğiz? Ya şurada koni ile silindir iç içe geldiğinde V'ye 3V olmasını bilip bu soruları da yorumladık. Ondan sonrasında da çok fazla da bir şey öyle ekstradan öyle yani ekstra zor bir şeyler aslında karşımıza çıkmadı. Konide bazı temel yapıları bildikten sonra bu konuyu çok rahat bir şekilde halledebiliriz. Evet gençler böylelikle gelelim bakalım şimdi şuraya. Sayfa 49 yani şeye geldik. Nereye geldik? En zevkli kısma. Tikimizi attık. Oh ne güzel. 49. güne de tik attık. Bir günümüz kaldı sadece. Bir günümüz kaldı. Tiki attık. Geldik şuraya. Hocam şuraya da bir tikimizi atalım. Ödevimiz var mı diye bakalım. Hocam Konya'da tiki attık. Burada da burada da ödevimiz Soru Bankası kitabımızda 256 ve 263. Arkada görüyorsun Soru Bankası'nı. Orada burası. Haftalık programda 25. hafta küreyi bitirince halledecektik. Tamam küre yani yarın bitince 25. haftayı da halletmiş olacağız. Son haftayı da halletmiş olacağız. E o zaman böylelikle 49. günü de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki gün yani 50. günde son günde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal. Ben subscribe, your you!